Namazların kılınma şekli şöyledir. Sabah namazını herkes evinde kılabilir. Çünkü yataktan kalkacak. Daha güneş doğmamıştır. Namazını güneş doğmadan evvel vaktinde kılar. Güneş doğduktan sonra kalkamadı. Güneş doğduktan sonra bir mızrak boyut çıktıktan sonra namazımı kılayım. Fakat kılarken de vaktinde ifa edemediğim sabah namazının farzını kılmaya. Hayır. Çünkü sabah namazının vakti öğle namazına 15-20 dakika kalaya kadar devam eder. İsterse kaba kuşluk kıl, isterse 10'da 11'de kıl, 12'de ezan okunuyor, öğlen ezan okunuyorsa, niyet ettim sabah namazının sünnetini kılmaya, Allah'a ekber. Vaktinde ifa etmedim diyeceksiniz. Niyet ettim sabah namazının farzını kılmaya, Allah'a ekber. Kılacaksınız direkt. Çünkü vakti çıkmamıştır henüz. Çünkü sabah namazının vakti öğle namazı girdiği zaman ancaksın çıkar. Şu vakti sabah namazını görüyorum. Normal sabah namazı. Sabah namazı diyorum. Sabah namazı. Normal sabah namazı. Başka namaz yok. Farz namazı. O senin ışlak namazın, şu bu namazlar. Nafile namaz onlar. Buyur. Dinliyor musunuz beni? Öğle namazı geldi. Öğle namazınızda imkanınız varsa namazınızı kılarsınız. 4 rekat sünnet, 4 rekat farz, son rekat, 2 rekat son sünnet kılarsınız. Ama bu vakit içerisinde bir yere gideceksiniz. İkindi namazını kılma yeriniz imkanı yok. Akşama kadar siz ikindi namazını kılamazsınız. Kılamayacağım diyorsanız hemen öğle namazının arkasından niyet ettim. Kimi evvel olan ikindi namazının farzına diye öğle namazından sonra ikindi namazını da öğle namazı vaktinde kılabilirsiniz. Veyahut öğle namazınızı kılamadınız. Ben nasıl olsa kılarım dediniz. Fakat ikindi namazı geldi. Ve ikindi namazı girdi. Öğle namazını kılmadınız. Vakti de çıktı. İkindi namazını da diyelim ki ikindi namazı 3'te okunuyorsa 4'e geldi, 4'te kılacaksınız. Niyet edeceksiniz ikindi namazının farzını kılmaya. Kıldıktan sonra hemen ne diyeceksiniz? Öğle namazının farzını da cemi tehir niyetiyle. Bakın, öğle namazını ikindi, öğle namazını aldığınız zaman cemi evvel diyorsunuz. Öğle namazını ikindi namazına cem ettiğiniz zaman cemi tehir diyorsunuz. Böylece ikindi namazından hemen evvela öğle namazını, sonra da ikindi namazını farzlarını kılmak suretiyle cem-i evvel veya cem-i tehir yapmak suretiyle cem edersiniz. Fakat cem demek birleştirmek demektir. Toplamak demektir. Siz öğle namazı ile ikindi namazını cem edebilirsiniz. İster evvelinde olsun, ister ayrında olsun. Akşam namazı ile de yatsıyı cem edebilirsiniz. İster evvelinde, ister ayrında olsun. Anlatabiliyor muyum? Ama sabah namazını cem edemezsiniz. İkindi ile akşamı cem edemezsiniz. Anlaşılmayan kısmı sorun. Tevhid ehli iseniz kaza namazını şeriat-ı evveldekiler gibi kılamazsınız. Kaza namazı yok mudur? Şeriat-ı evvelde vardır. Ama tevhid ehli için yoktur. Neden şeriat-ı evvelde vardır kaza namazı? Çünkü kaza namazı insanı İslamiyet'e ısındırsın, amellerle bol bol zikir yapsın, bol bol namaz kılsın. Evvabin namazı, duha namazı, tesbih namazı gibi, tesbih namazı, ışlak namazı gibi namazlarla ısındırmak için yapılan ibadet ve taatlardır. Buna nevafildir, nafiledir yani. Onun için emredilmiştir. Yoksa senin zikirden ve hakikaten Allah'ın farz kıldıklarından başka zamanın yok. Ama sen nefsine bir sürü zaman ayırıyorsun da ben kaza namazına ayırmaya mı canım düşmeye? Ya o zaman kaza namazı kılacaksın, avam mısın sen? Tevdel değilsin zaten sen o zaman. Hakikaten zikiri benimsemişsen, mertebelerdeki olan rabıta ve şuhutları kullanıyorsan senin zamanın yok zaten başka ibadet ve taatlarla meşgul olmaya.
Vaktin namazı vaktinde kılacaksın. Vaktin namazını vaktinde kılacaksın. Ama kılamadım ya, direksiyonda gittim. Ha, direksiyonda da namaz kılınır mı? Kılınır. Peki ben doktorum. Hastamı kontrol eder, dinlerken kılabilir miyim? Evet, kılarsın. Ben hemşireyim. Hastama serum takacağım. Kılabilir misin? Kılabilirsin. Her yerde, her zaman. Namazın altı dışında, altı da içinde farziyeti vardır. Bu farzların kimi iptal eder? İmalede namaz kılman mümkündür. Çünkü ayet-i kerimede, Ali İmran suresi 191. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah اَلَّذ۪ينَ يَشْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَكُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ diyor. Onlar ayaktayken, ayakta namaz kılamıyorlarsa otururak, oturarak namaz kılamıyorlarsa yanları üzerine. Bu da yoksa, müfessirler öyle diyor bu ayet-i kerimeye mana verirken, onlar ima ile namaz kılarlar. Ama asla namazlarını kazaya bırakmazlar. Vaktinde kılınacak namaz. Kim için? Ehli tevhid için. Avam için demiyorum. Avam için kaza namazı vardır. Ben avam canım. Ben zikir de yapamıyorum. Ben rabıta da kullanamıyorum diyorsak o zaman bol bol namaz kıl. Kılman lazım o zaman. Onlara biz kılmayın demiyoruz. E canım, biz emrettik saliklere, dedik ki Ramazan ayında bir ay oruç tutacaksın. İyi canım ya, kitaplar yazıyor. Perşembe günleri oruç tutmak, pazartesi günü oruç tutmak çok sevap. Heh, sen sevap günah deminde uğraşacaksın, tevhidle uğraşmayacaksan o zaman onları tut sen deriz. Onlar tutsun. Ama hakikaten tevhide gönül vermişsen o zaman Ramazan ayında bir ay oruç tutacaksın. Kaç gün? 28 gün. 29 gün tut. 30 gün tut. 30 gün değil. Bir kişi geldi, ya Resulallah, bana İslamiyet'i terk eder misiniz? Dedi ki, İslamiyet'i yalnız yalan söylememekten ibarettir. Başka? Başka bir şey yoktur. Peki, ben dedi, ne bir fazlası ne bir eksini yaparım. Tamam dedi. Yalnız yalan söylemem. O insan bütün kötülükleri yapıyor. O kötülükle yapan kişinin durumunu gördüğü için tek yalan söylemeyeceksin dedi. İki can serveri. Gitti. Kumar oynuyordu. Yalan söylemeyecek. Oynamayayım dedi. İçki içiyordu. Yalan söyleyecek. İçmedim diyecek. Çünkü devamlı sohbetlerde bulunuyor. İçki içmenin yasak olduğunu, kumar oynamanın yasak olduğunu, haram helalın ne olduğunu hepsi söylüyor. Onu yapmaya, bunu yapmaya, yapmaya dost doğru bir kişi oldu. Gördün mü İslamiyet'i? Bir tek tam, bir tek sözle iki can serveri ne fazlasını yaptırdı ne eksini yaptırdı. Bir yalan söylenmesi yeterli olduğunu gördü. Onun için kardeşim, siz bir müşt-i kamile gelmişseniz, müşt-i kamile söz vermişseniz zikrinizden ayrılmamanız lazım. Rabıta ve şuurlarınızı kullanmanız lazım. Bunlardan başka zamanınız yok sizin. Ben bunları yapamıyorum. Bol namaz kılayım. Manasını bilmeden istediğin kadar Kur'an oku. Ben haftada bir rahatim indiriyordum. Ama şimdi indirmiyorum. Neden? Kur'an-ı Kerim inkar mı ediyor? Haşa. Bak, ayetleri teker teker rakamlarıyla, aslıyla okuyorum, söylüyorum. Ha, demek ki ey Muhammed, Kur'an-ı Kerim'i sana Arapça indirdik. Ta ki anlayasın için. Kur'an-ı Kerim anlamak için okunmalıdır. Anlamadan okunan Kur'an-ı Kerim'in endamı ancaksın seni gayriyetlerden, dedikodulardan uzaklaştırmaktan öteye bir şey yapmaz. Cenab-ı Allah sana ne meşazlar veriyor? Onları okusana. Sana Kur'an-ı Kerim Arapça indirdi, ta ki anlamak içindir. Anlamıyorsan niye Kur'an-ı Kerim okuyorsun sen? Ona harcayacağın zamanı anladığın şeyi harca. Türkçe okuyarak anlasak da sonra Arapça. İşte dediğim gibi tevhid ehliysen teferruatlarla uğraşman değil, sana verilen talimatları uygulaman en güzelidir. Peki efendim, mesela siz tamam diyorsunuz ki tevhid ehliyseniz ondan sonra hani farzını gittiğiniz yerde gözle imarla namaz kılacaksınız. Evet.
Bütün gün meşgulsünüz, abdest alamadınız. Ondan sonra abdestsiz namaz nasıl gözle imayla namaz kılacağız? Akıl nimetiyle temim yaparsınız. Bir elinizi vurursunuz. Bir tane de vurursunuz. İki darp bir niyet. Temim bu. Bitti. Abdest alma falan yok. Kolları soğumak, ayakları yıkamak böyle bir dert yok. Hocam, niyet ettim temim abdestini almaya. Dizine vur. Yere de vurmaya gerek yok. Duvara vur veya herhangi bir yere vur. Dizine de vursun olur. Bir vurdun. Bir. Bitti. Ama şimdi pardon. Bu ima ile alınır mı? Bu teminin aslı. İma ile gözünüzün ucu veya akıl nimetiyle bunu yapabilmez misiniz? Yaparsınız. Hiç hareket etmiyorsunuz. Elinizi hareket ettirmiyorsunuz. Yüzünüzü elinizi sürmüyorsunuz. Gözümüzün ucuyla, akıl nimetiyle bir abdest alıyorum elimi ve yüzümü. Onu abdestliyim. Ve ondan sonra da Allah'a ekber diyorum. Bak elimi kaldırmıyorum. Ondan sonra selam verirken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kafamı bile çağırmıyor. Karşıdaki kişiler bu adam ne yapıyor falan demesin diye. Yani akıl nimetiyle ne yapıyorum? Allahu Ekber diyorum. Subhaneke okuyorum. Enzü Besmele'mi çekiyorum. Fatiha'mı okuyorum. İçimde okuyamaz mıyım? Okurum. Zamm-ı Sure okuyorum. Allahu Ekber. İçimden diyorum. Ondan sonra rükuda Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim diyorum. Semallahu Lümen Hamide. Allahu Ekber. Tekrar. Subhane Rabbiyel Ala. Subhane Rabbiyel Ala. Subhane Rabbiyel Ala. Ondan sonra Allahu Ekber. Allahu Ekber. İkinci rekatı yapıyorum. Hakikaten seferdeysem iki rekat yeterli zaten. Yok seferde değilsem dört rekat farzı ima ile kıldıktan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bak kafam hiç kaynaştırmıyor. Ondan bundan konuşuyorum. Hatta siz bu namazı birisi geldi. Ya kardeşim şu nedir? Şunu bana izah eder misin? Ona izah et. Ondan sonra gene kaldığın yerden devam et. Hiç bozulmaz namaz. İmanın bozulması olmaz. Bir de şunu soracağım yani. Çok yanlış bir şey. Teyemmüm hastalar için, yatalak kişiler için değil mi? Yani bizler için teyemmüm olur mu? İşte dediğim gibi imkansızlıklara sahip ise teyemmüm de olur, ima da olur diyorum. Ama imkanım varken, ben otururken böyle sandalyenin üzerinde de namaz kılmak varsa madem, o zaman neye gideyim ben çeşmeden suyla abdest alayım? Niye alayım ben namazla yatayım, yatayım, kalkayım? Yatmayı, kalkmayı bırakayım. Ben oturarak böyle namaz kılmak varmış. Yatağın içerisinde de namaz kılmak varsa ben yatağımın içerisinde uyurken de namaz kılarım. Bunlar kendinden başkasını aldatmış olamazsın. Ben imkansızlıklarla karşı karşıya kaldığın zaman yaparsın bunları diyorum size. İmkanın varsa namazı vaktinde kıl. İmkanın varsa namazı vaktinde kıl. İmkanın yoksa dediğim gibi bazı kolaylıklar var İslamiyet'te. Bunlardan ispat ettiği için anlatıyorum ben bunları. Yoksa sen ha bu imkanlar varsa o zaman ben bunları yaparım. Teferruata gitmeme gerek yok deme. Cenab-ı Allah'ın emirleri iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem'le izah edilmiştir. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle namaz kılın demiştir. Bizim imkanımız varsa onun katiyen bir tavizi yok. Ama imkansızlık halindeysek, hakikaten bu ifade edemiyorsak o zaman bu kolaylıklardan da istifa etmek lazımdır. Zorlaştırıcı olmayınız. Kolaylaştırıcı olun. Onun için biz de bu kolaylaştırıcılıkları kılamadım, edemedim. Ta yasından sonra ben bunları hepsini toparladım. Yatsı namazına geldim zaten yorgunum, argınım. 13 rekat zaten yatsı namazı var. O kadar da bir birikme var. Nasıl oldu? Sabah 10'da kalkılır. Ha, mümkün mü bunu kılmak? İnanıyorum da kılacağım. Tavuk gibi tık 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 tık. 20 rekat, 30 rekat gider. Gitti. Şimdi bu namaz oldu mu? Böyle namazı kılacağını hiç kılma daha iyi. Yani kendi kendimizi aldatmayalım. Evet. Bu da böyle. Hocam ben bir yanlışlık kılıyordum. İmam kutlar olacak diye. Duvara da olmaz diye. Sizin dediğiniz hepsi olur. Dizine bile olur. Ben ya. Suhal hocanın yanlış yapmış bu. İlla toprak dedi, yıkanacak dedi, kurulacak yok dedi. Kardeşim öyle bir şey yok. Yok canım nereden bulacak toprak? Duvara koyacak. Şimdi benim biraz ağrılarım var hocam. Ben mest alıyordum bu adam. Yani sürmeden elime.
Ben de ona danıştım. O dedi toprak olacak illa dedi. Yıkanmış, temizlenmiş. Toprak var. Ama bakacağım ki daha kolay. Yani şimdi ben daha iyi yapacağım bundan sonra. Tamam. Mesbahanı olmaz değil mi hocam böyle yani? Hı? Meslemek olmaz. Teyemmüm değil. Yani ben öyle biliyordum. Yani yok yok. Mes, okey. İmkanı yoksa Allah'ın yani, kolaylıkları istiyor. Hayır, ıslak vuramıyorum ben. Benim romantizmim var. Tamam. İslak vuramıyorum. Böyle yapıyorum ben. O da bu olabilir mi? İma ile kıl, temmüm mü? Yani abdüyle ağlamıyorsan temmümle yap. Yoksa mesklerine gerek yok ki. Tamam, bunu önden sonra tamam hocam. Teşekkür ederim, bu güzel oldu. Yani evet, başka var mı sorun? Ben bir şey daha söyleyeyim. Şimdi insanlar ölüyor. Ruhlar bedenden ayrılıp gidiyor. Nereye gidiyor? Yani... Gidilen gelinen bir yer yok. Başka bir yere mi geçiyor? Hayır. İnsanoğlu topraktan geldiği için toprağa gidiyor. Beden ayrılıyor. Yani beden artık insanatı ruhunu, hayvanatı ruhunu ve nebadatı ruhunu terk edince bir cemadatı ruh halinde toprakta ikna oluyor. Bedenin yaptığı başka bir şey yok. Çünkü bu bedeni, beden daha evvelden bu ruhun hamballığını yapıyordu. Yani taşıyıcılığını yapıyordu. Şimdi artık taşıyamayacak hale geldiği zaman ne yaptı? Bir olayla veyahut da yaşlanmaktan mütevellit her neyse geldiği yere gidiyor. Topraktan gelen toprağa gidiyor. E topraktan gelen toprağa gideceksen topraktan nasıl gelmiştik biz? Tuz yedik, cemadattan geldik. Meyve yedik, nebadattan geldik, ıspanak yedik, şu bu neyse. Oradan et yedik, süt yedik, hayvanattan geldik. Demek ki giriş yerimiz bu yönüyle bizim topraktan gelişimiz var. Yoksa bedenin toprağa benzer bir tarafı var mı? Yok. Ama o topraklardan mahsulleri bize intikal ettiği zaman bize de insan haline dönüştü. O topraktan geldiği için gıdalarımız hakikaten toprakla ifna olur. Ama ruh toprakta falan ifna olmaz. Ruh her an her yerde şeydir. Yani bir oksijen düşünün. Bir hayat düşünün. Nerededir hayat? Her yerde. Okyanusun içerisindeki balıklar Allah Allah su var diyorlarmış. Su nerededir? Büyük balığa soralım demişler. Gitmişler büyük balığa okyanusun içerisinde. Gitmişler küçük deryalardan büyük okyanusa varmışlar. Orada büyük balık varmış. Büyük balığa demişler ki ey büyük balığımız su denen bir şey var. Bize suyun ne olduğunu gösterir misiniz? İçinde yaşıyorlar haberleri yok balıkların. Bana siz suyun olmadığı bir yer gösterin de ben size suyu göstereyim demiş büyük balık. Biz de hayatın içerisinde yaşıyoruz ama hayattan haberimiz yok. Aynı. O balıklar neyse biz de oyuz. Onun için bana hayatın olmadığı bir yer göster ki ben sana ruhun olduğu veya olmadığı yeri göstereyim. Ruh demek hayat demektir. Ruh demek enerji demektir. Var mıdır bu alemde hayatın olmadığı bir yer? Yok. İşte onun için bedenden ayrılması demek, o ruhun kaybolması demek değildir. Ama sizin bir esmanızla beraber manada latif bir vücuda sahip olmanız, dolayısıyla yani sizin varlığınızın yok olmanız anlama gelmez. Latif alemlerde de, melekut aleminden, ceberut alemine, ceberut aleminden de, lahut alemine doğru bir yolculuğunuz var. Bu aleme gelesiye kadar 3 devre geçirdiniz. Baba sülbü, anne sülbü, ve dünya. Bunlar madde alemlerimizdi. Artık madde alemi bitti. Bundan sonra melekut alemine geçeceksiniz. Latafet aleme. Siret alemine. Gözle görülmeyen. Ondan sonra ceberut alemine geçeceksiniz. Bu ceberut aleminde sıfatlardaki tecellilerinizle kendisini ishar edecektir. Gözden görüyor. Fakat biz gözü görüyoruz. Gözden görünü görmüyoruz. Kulaktan duyanı, kulağı duyuyoruz, görüyoruz. Fakat kulaktan duyanı görmüyoruz. Dili buyuruyoruz fakat dilden konuşanı görmüyoruz. Gördün mü? Bizim bu alemimiz bu. Yani biz bu tecelli alemine girdiğimiz zaman lehut alemi, ceberut alemi. Ceberut aleminden sonra da lehut alemine geçeceğiz. Yani zat alemine geçeceğiz. Bütün ırmaklar, nehirlerde deryaya kavuştuktan sonra artık ötekilerine hiç hüküm kalmaz. Ama o deme gelinceye kadar daha kaçar sene daha yaşayacağız bilemeyiz. Sen biliyor musun baba sülbünde ne kadar kaldın? Anne sülbünde 9 ay olmuş veya 9 ay kaldın. Orayı biliyorsun. Ama dünyada ne kadar kaldın? 70 sene, 80 sene, 100 sene neyse. Bak
belirli zamanlara olduğu gibi diğer alemlerde de belirli zamanlar var. Bu demlere de geçirdikten sonra ancak sen okyanusa kapma şişesi var. Her türlü hesaplar, kitaplar verildikten sonra levut aleminde zat alemine kavuşma var. Ama oraya kadar bir aylık devre getiriyorsun. Onun için sümmeredet ne esveli sabreden aşağıların aşağısından âli illiğine kadar bir yolculuk içerisinde bu insanlar. Bu bakımdan ruhun yeri neresidir? Canım ruh terk etti mi? Terk etti diye sen olur, terk etmedi diye. Oradaki olan tasarrufunu aldı. Yoksa orayı terk etmiş değil. Başka bedene girmez. Başka bedene girmez. O kişiye ait oluyor. Yani herkesin ayrı bir durum. Tabii. O Halil... Hul ve iddiat yoktur. Yani girme çıkma yoktur. Veya bir rüyan, ruhun başka bir ruha geçmesi olamaz. Evet. İslamiyet'te tertir o. Yani nasıl son meseledir o. Yoktur öyle şeyler. Allah aciz mi ki ya? Herkesin ruhunu şey yapsın. Bizler deryaların içerisinde birer kapçık gibiyiz. Bizler deryaya bir tek şöyle bir kiloluk şişe atsanız, içerisinde su da olsa, her tarafı da su olsa, sorsan bu şişeye, dil versen de sorsan şişeye, sen senin içinde midir derya, yoksa sen deryanın içerisinde mi dese, bu deryaya vakıf olmadığı için derya benim içimdedir der. Çünkü içerisindeki suyu bilir. Biz de Allah bizim içimizdedir zannediyoruz. Halbuki biz Allah'ın deryasında yücenleriz, birer varlığız. O sonsuz deryada bizler birer kapçık misali varlıklarız. Organ bağışı için. Organ bağışı hiç bedensel olan bu varlık bir insanı diriltiyorsa, dünyada yaşamasını sağlıyorsa bütün ağza ve cevherlerinizi vermenizde hiçbir mahsur yok İslamiyet. Hiçbir mahsur yok. Verin, kalbinizi de verin. Vasiyetinizi de yapın. Her türlü. Ahirette bedenden soru sual yok. Senin ruhaniyet gününe, Allah kalp ve niyete bakıyor. Senin suretine ve ameline bakmıyor ki. Hem ayetler var, hadisler var. Hem de hala daha bütün millet bunu algılayamıyor. Canım kolsuz olursak ne yapacağız? Bacaksız olsak ne yapacağız? Yahu senin kolun da kesilse, bacan da kesilse ruhaniyet yönünde ne kol ne bacağın hükmü yok. Sen nesin? Ayşe. Ayşe Ayşe'dir. Fatma Fatma'dır. Onun için hiçbir mahsur yok. Hatta fayda var. Çünkü bir insanın yaşamasına vesile olmak kadar güzel bir şey var mı? Bir insanı diriltmek, bütün kainatı diriltmektir diyor ayet-i kerime. Bir insanı öldürmek, bütün kainatı öldürmektir diyor ayet-i kerime. Bu da organ bağışı. Organ bağışı serbest. İslamiyet'te yapın, serbest. Yapın demek. Yapın demektir tabii. Tabii. Yapacağız tabii. Yeniden dirilme olayı var. Yok, bedenin dirilmesi değil ki o. Bedenin dirilmesi değil ki. O unsuriyeti yaşatıyor. Onun manevi yöndeki olan kişiyle ilgili. O zaman sorarlar. Bir hazretleri sormuş bunu. Şimdi bir insan bir insanı ise, yamyamlar vardı bir zamanlar. İse şimdi bu iki kişinin hesabını hangisi verir? Soruyorum ben o zaman size. Yiyen mi? Yiyen mi verecek, yiyen mi verecek? Ya o ayrı, o ayrı zaten. Onun bedene inmesi demek. O onun ayrı şey olma ayrılığını, yani ötekinin şeysini yapmaz ki, ikna oldu. Bedenen ikna oldu ama sen beni yedin. Ben bedenen ikna oldum ama aslım benim var. Geçen de kaplan yedi ya, Hindistan'da kaplan 3. 17. çocuğu yedi. Yiyor. Ne oluyor şimdi? Kaplan hesap versin. Kaplan hesap versin. Böyle hesap versin. Böyle hesapsız olmaz. Evet. Oldu mu? Peki kalkıyorsunuz galiba. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzet amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Esselatü vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselam aleyke ya Seyyidin evveline vel ahirin velhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah illezi halekel insanı min nur. Ve salatu ve selam ala seyyidina masarul enver ve ala elhi el beyti. Sebebi bir nur. Cemi esma ve sıfatı cami saltanatı hakkı ve halki havi makam uluyiyet zatta sana ibadet ederiz Allah'ım.
Cem esma ve sıfatı zahir saltanat hakkı ver. İlhami makam bu hadi düzatta vücudumuzdan bani olalım Allah'ım. Cem esma ve sıfatı zahir saltanat hakkı ver ki İlhami makam bu hadi düzatta vücudumla mevcud olalım Allah'ım. İlmi zatta cemi mevcudat tesbit ve ayağını sevdata tefrik makamı ferdi düzatta saadet isteriz Allah'ım. Ekseriye nas saltanat hakkı eden gafil, esma-i efali eden cahil, makamı nur zatta cemalini görelim Allah'ım. Gayb-ı mutlak tevhid-i zatta makam-ı külhü zatına hayran olalım Allah'ım. Hayat-ı sermet aynı zatta hayatı ebedi isteriz Allah'ım. Aynı zatta zatın ihtiyaçtan münezzeh makam-ı samadî tut zatta senden gayeye muhtaç etme Allah'ım. Kıyamet-i kübrada nur-u zatın huzuruyla bütün mevcudat ifna makam fitret zatta yalnız bırakma Allah'ım. Bi hürmeti esma-i zatiyetil hüsna bi hürmeti seyyidine el-Mustafa biz aciz fakir kemter kullarının şöyle çıkıp yapmış olduğumuz sohbetleri ilahileri ve bütün zikir fikirlerimizi kabul ve karın eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbil Alemin. Gaflet uykusundan uyandırarak daimi zikirle zikirdar eyle. Seher rüzgarlarını gönlümüze estirerek özümüzü özün, sözümüzü sözün olduğunu bizlere bildirmek nasip eyle ya Rabbi. Nefsimize bir an için muhatap kılma. Nefsimizin zulmaniyetinden bir an için onun emrinden bizi tahakküm etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin. Efalimizi efal ilahiye, sıfatımızı sıfat ilahiye, zatımızı zat ilahi olarak zevk eden kullarına eyle ya Rabbi. Cem, Hazretül Cem, Cemül Cem ve Ahadiyet zevkleriyle zevkler eyle ya Rabbi. Birlik beraberlikten ayırma ya Rabbi. Hak ve hakikat yolunu daima vuslat eyle. Aşkımızı, zevkimizi, feyzimizi artırmak nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil Alemin. İlahi ya Rabbil Alemin, İlahi ya Rabbil Alemin, birlik beraberliğinden ayırmadan efendilerimizin himmet ve feyizlerini üzerimize eksik etme ya Rabbi. Daima sevelim, sevilelim. Hakkı hakta görelim. Daima şuhutlarımızı açarak hak ve hakikattan başka şeyler bize gösterme ya Rabbi. Rabbena atina fi dünya sanatan ve fil ardı sanatan ve gene azabenler. Rabbena ufirli veli valideyye velil mü'nüne yevme yegum isab. Dünya ve ahiret saadet isteriz ya Rabbi. Maddi ve manevi yönden bütün müşkülerimizi hallediver ya Rabbi. Mülk senindir ya Rabbi. Hastalara şifa, dertlere deva, borçlara da eda nasip eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamün alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha.